Merhaba sevgili izleyiciler, Business Channel Türk'ten sevgiler sunarız. Bugün güzel bir konuğumuz ve Türkiye'de ender olan bir meslek grubu olan Bayan DJ ile beraberiz. Demet Ocak, bize DJ'lik nedir ve bu işin zorlukları nelerdir, bunlar hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Demet Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Ben seni bir bayan DJ ve az sayıda bulunan DJ olarak izleyicilerimize anlattım. Demet Ocak kimdir? Bir de sizin ağzınızdan izleyicilerimiz bir tanısın sizi. Demet Ocak, İstanbul'da doğumluyum. Lise mezunuyum. Müzik benim küçüklüğümden beri ilgilendiğim bir şey ama çok geç başladım bu işe. Çok geç karar verdim. İyi bir dinleyiciydim. Bundan 2 sene önce bu işe başlamaya karar verdim. Biraz arkadaşlarımın, çevremin vermiş olduğu böyle bir şeyle bu işe başlamaya karar verdim. Müzikle uğraşırken küçük yaşta uğraştım dedin. Peki yani geç başladın ama mutlaka gönlünün bir tarafında vardır diye düşünüyorum. Tabii ki vardı. Evet. Yani o kabine çıkmak, orada bir şov yapmak hiç içinden geçti mi? Çok. Yani içimden geçiyordu. Hep diyordum ki hani oraya çıkıp bir gün ben de orada çalacağım diyordum. Hep eğlenmeye gittiğim zaman böyle gıpteyle izlerdim çalan DJ'leri falan. Demek kısmet bugüneymiş. Peki bu işi yapanlar genellikle erkekler, hani evet. Ortada da gördüğümüz bir sen o zamanlar bunu düşünürken o kabinde daha çok erkek mi vardı? Evet, yani o zamanlar hiç bayan DJ görmemiştim. Hep erkekti. Ama benim için fark etmiyordu. Yani ben oraya bir gün çıkıp çalacağım diyordum. Ve arkadaşlarım benimle dalga geçerlerdi. Ya işte sen falan böyle. Beni ağlattıklarını bilirim hatta dalga geçerek. Ama dedim bir gün ben oraya çıkacağım, çalacağım ve siz benim afişlerimi göreceksiniz. Bu şekilde ben başladım. Eğitim almaya başladım. Nerede aldın eğitimi? Eğitimi, isim vermeyeyim, DJ arkadaşım var. DJ arkadaşım aynı zamanda menajerim, hı hı. Kendisi. Büyük bir destekçim. Ondan aldım eğitimimi. Çok kısa bir süre eğitim aldım. Kulağım sağlamdı. Kendisi de bana biraz hızlandırılmış bir şekilde eğitim verdi. Yani daha çok hem alaylı, hem gönüllü, hem istekli yetişti. Evet. Bu büyük bir başarı. Yani içinde olmasaydı bu başarıyı elde edemezdin. Yani çevremin hiçbir şekilde benimle şeyi yoktu yani. Yap ol yapamazsın falan diyorlardı yani. O şekilde benimle çok alaycılardı. Başardım. Ben eğitime başladım. Eğitime başladıktan bir 15 gün sonra ilk event'ımı aldım. 15 günde event almak da bu erkek DJ'yi de bayan DJ için de gerçekten çok riskli bir şeydir yani. Ama destekçilerim vardı. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun, özel hayatım çok destek verdiler bana. Gittiğim her yere benimle geldiler. Her şekilde baştan aşağı benimle ilgilendiler, eğitimim olsun. Menajerliğime kadar üstlendiler. Arkam sağlamdı o yüzden. Çok iyi. Peki şunu da merak ediyorum. Biz ekranlarda özellikle Avrupa'da DJ'leri gördüğümüzde daha çok çıplak DJ'leri de görüyoruz. Evet. Bir bayan olarak DJ'lik nasıl olmalı? Sen bu konudaki görüşün nedir? Bakış açın nedir? Bunlardan biraz bahseder miyiz? Şimdi çıplak bayan DJ'ler yurt dışında daha yaygın. Türkiye'de pek cesaret edemiyorlar. Evet. Ama ben gereksiz duyuyorum. Yani tabii ki görsellik çok önemli. Çok önemli. Bu erkekte de bayanda da çok önemlidir ama fazlası biraz abartı olduğu zaman bence rahatsız bir görüntü. Çünkü oraya sadece erkekler izlemeye gelmiyor. Bayanlar da izlemeye geliyor. Sizi dinlemeye geliyorlar. Bu sefer hani erkeklerin zaten beynini biliyoruz hani erkekleri kazanayım derken bayanları kaybetmek gerek yok bence. Bence abartılmadan daha çok müziğiyle, tarzıyla ön plana çıkmak benim için daha iyi yani. Peki DJ'lik yaparken bir yerde çaldığın zaman
istek parça çalabiliyor musun? Canlı yapabiliyor musun? Yani bunlar herhalde sizin meslekteki önemli şeylerden biri. Evet, şimdi biz DJ'ler olarak genellikle en popüler şarkıları hep sürekli takip etmemiz lazım. Arşivimize sürekli yenilememiz lazım. Ben canlı çalıyorum. Tabii ki playback çalan arkadaşlarımız da var mesela. Set çalan bayan DJ arkadaşlarımız da var. Bunlar zor. Bunlar biraz da kolaya kaçıyorlar. Emek hırsızlığı gibi geliyor bana. Evet, ama o işin eğitimini alıp bu şekilde insanların karşısına stek parçaları çalmak, işte ortama göre çalmak, yani keyif alarak çalmak varken sen aslında evet. Oradaki girdiğin yerdeki ortamdaki ruhu hissediyorsun. Evet, yani kesinlikle ortama göre hani bakıyorsun mesela insanlar artık oynamak istemiyor, yorulmuş ama düşürebiliyorsun mesela müziği biraz. Ama set çaldığın zaman bir saat bir hazırlanmış veya iki saat hazırlanmış bir set vardır hazır. Aynen gider ha. Devam yani. O şekilde onu koyarsın, çalıyormuş gibi yaparsın. Bu biraz insanları kandırmak olur, emek hırsızlığı olur. Bir de keyif almazsın en başta yani. Peki o canlı çalarken o geçişler zor değil midir? Yani ben tabii ki bu konuda sizin üstadı olduğunuz konuda sadece görsel ve dinleyerek bilebilirim. O geçişlerdeki o hatasız geçişler nasıl olabiliyor? Evet, bu hatasız geçişlerde biraz kulak çok önemli. Bunu tabii mesela bunu işi bilmeyenler anlamaz. Eğer bu kulüpte bu işi bilenler vardır. En ufak hatanı fark ederler. Mesela ben şu an gittiğim zaman bir yere dinlediğim zaman bir hatayı mesela hemen duyabiliyorum ama başkaları duymaz. Çok zor yani duyması, anlaması. O yüzden çok dikkat etmek lazım çünkü herkes gibi seni DJ'ler de dinlemeye geliyor. Sen şimdi tabii ki bunları çok bildiğin için ve birçok müzikle içi olduğun için müziği dinlerken daha keyifli ve daha herhalde içine sindirerek dinliyorsundur. Biz müzik dinlemiş olmak için dinliyoruzdur. Evet. Yani buradaki haz nasıl, mesleki haz? Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela şu an DJ olmadan önce gittiğimde ya öyle dinliyordum yani. Ne yapsa mesela hatasını falan hayatta fark etmezdim yani. Dinlerdim, eğlenmeme bakardım ama şimdi gittiğim zaman DJ'yi izliyorum. Acaba kabinde nasıl, hareketleri nasıl, çalması nasıl, ne tarz çalıyor? Hep bunlar benim dikkatimi çekiyor. Yaptığı hatalar mesela kulağıma hani çarpıyor ama fark ediliyor yani. Peki şu anda sadece bir yerde mi çalıyorsun yoksa Türkiye'nin her yerinde işte okul baloları veya üniversite şenlikleri buralarda da davet alıp çalabiliyor musun? Yani izleyicilerimiz mutlaka bunu merak ediyordur. Biz de buradan en azından senin yaptığın şeyleri de iletelim kendilerine. Evet, ben şu an Türkiye'nin her yerine gidiyorum, turne gibi geziyorum. Gece kulüplerine daha çok çıkıyorum. Ama bunun dışında tabii teklifler geliyor. İşte mezuniyet baloları olsun, oteller olsun, düğünler olsun. Artık düğünlerde bile biliyorsunuz DJ çağırıyorlar yani daha kolaylarına geliyor. Yani teklif gelen her yere gidiyoruz. O zaman buradan izleyicilerimizi tekrar hatırlatalım. Demet Ocak Türkiye'deki ender DJ'lerden ve erkek iş yoğunun olduğu bir mesleği cengaver yüreğiyle yapıyor. Sizler de eğer ki bir düğününüz, okul şenliğiniz, üniversite şenliğiniz, bir toplantınız varsa Türkiye'nin hemen her yerinden Demet Ocağı ulaşabilirsiniz. Eminim ki canlı performansıyla ve sizin bütün ruh halinizi hissederek çok keyifli müziklerle sizleri tanıştıracaktır ve keyifli, eğlenceli anlar yaşatacaktır. Rica ederim bunu duyuralım çünkü bu kadar genç bir halinden ve zor olan bir işi yapıyorsun. Benim bildiğim Türkiye'de çok fazla yok. Yani birkaç kişi isim olarak da biliyorum. Evet, bayan DJ olarak birkaç isim var. Değil mi? Yani peki bir de şunu merak ediyorum. VJ'lik ve DJ'lik. Bunların arasındaki fark nedir? DJ'lik daha zor. DJ'lik daha böyle bana göre daha zor yani. Ne bileyim daha böyle eğitimini isteyen bir şey. Ama VJ'lik
daha şov gibi geliyor bana. Şarkı sözlerini Hı-hı. söyleyerek, öne onları anlatarak ama orada ise müzikle, müzik bilgisiyle, evet. bir müzik kulağıyla olup onu bütün gece canlı tutmak gerekiyor. Tabii ki her işin, mesleğin zorluğu vardır ama hani bana göre DJ'lik daha böyle şey geliyor, yani daha ağır geliyor. Ama, belki de yaptığım işten dolayı bilemeyeceğim. Ama yani benim de kendi görüşüme göre DJ'lik daha ağır. Yani hem zor hem birçok müzikle iç içe olmak zorundasın. Evet. Ve onları gerçekten dinlemek zorundasın. Bir de önden çalışmanız gerekiyor değil mi o müzikleri seçerken? Tabii dinlemek çok önemli. Daha önce çalacağın parçaların hepsini tek tek dinliyorsun mesela. Yani biliyorsun ki ne çalacaksın. Yani o andaki o atmosfere göre veya gideceğin... mesela bir düğüne gidiyorsun, o çifti Hı-hı. tanıyorsun, o çiftin isteklerini ilk önce alıyorsun. Hı-hı. Sonra mutlaka herhalde senin de önerilerin oluyordur. Tabii ki. Hı-hı. Yani mekana göre ve düğün şekline Hı-hı. göre veya bir konserin şeyine göre, arka planındaki tabii ki, tabii atmosfere ki. Göre. Daha çok gençsin Demet. Yani yolun inşallah çok daha keyifli ve güzel olur. Peki ilerideki hedeflerin ne? Yani bir müzikle uğraşmak var mı? Bir sesle, şarkıyla uğraşmak var mı veya yok, neler var? Yok, şarkı söylemek bana çok uzak. Ben daha çok hani prodüksiyon yapmak istiyorum. Böyle dünya çapında bu şekilde ismimi duyurmak istiyorum. Bir ileride Allah kısmet ederse bir DJ'lik okulu açmak istiyorum. Yani bu şekilde hayatıma devam edeceğim. Tabii ki hedeflerim var benim de. Prodüksiyon aslında çok zor ama çok keyifli. Özellikle tabii sizin ki. Alanınızda da çok az olan bir çok şey. Çok az. Okul da öyle değil mi? Kurslar var ama okul çok fazla yok. Yok, evet. Hem de müziğe ilgi duyan ve bu işe ilgi duyan gençler de bu okullardan daha bilinçli, daha müzik kültürüyle iç içe geçip de olursa sen belki bunlara evet. bir yol açmış olursun. Tabii ki. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de birçok kişiye de hem meslek kazandırmış olursun. İnşallah. Hem de isim yaptırmış olursun. Hedefimiz bu yani. İnşallah olur ki istek içinde istek varsa zaten DJ'liği başarmışsın. Ben eminim ki onu da başaracaksın. Bir de erkek DJ'lerle bayan DJ'ler arasındaki farklar nelerdir? Biraz da ondan konuşalım. Şimdi şöyle anlatayım size. Bayan DJ'lerin bayan DJ'lere tepki çok erkek DJ'lerden. Çok tepki gösteriyorlar. Neden? İşte bayanlarla öne çıkıyor. Şöyle işte görselliyle öne çıkıyor. İşte mekancılar onu bayan olduğu için çıkartıyor falan diye. Bu şekilde çok tepki görüyoruz mesela. Ama çok destekçi olan erkek DJ'ler de var. Yani çok destek, mesela ben bu işe bir erkek DJ sayesinde başladım. Ve çok yani menajerliğime kadar bana destek veren erkek DJ'ydi. Bunun gibi birkaç DJ arkadaşım daha var. Onlar da mesela bana çok destek oldular, yardımcı oldular. İşte bilmediğim konularda olsun, müzik konusunda olsun. Ama çok tepki gösteren erkek DJ'ler de var. Sağlık olsun diyorum. Olsun. Biz bayanlar birçok meslekte birçok yeni yollar açtığımız gibi sen de bu meslekte gerçekten hemcinslerine, bayanlara yeni yollar açacağına eminim. Bizler de seni bir bayan olarak destekliyoruz. Evet. Ve ekranlar önünde de izleyicilerimizin de destekleyeceğinden eminim. Bu arada bütün bunlardan konuşurken, bayan ve erkek DJ'nin zorluklarından konuşurken, gece hayatındaki mekan zorluklarından da çok az söz edelim mi? Hı hı. Tabii ki. Gece hayatı gerçekten, hele ki bayan DJ için çok zor. Yani şimdi güvenip gidiyorsun mekana, sorun yaşıyorsun. Yani bin bir türlü şeyle karşılaşıyorsun. Müşterisiyle olsun, çalışanıyla olsun, mekan sahibiyle olsun. İstemediğin şeylerle karşılaşıyorsun. Bu neden? Bayan olduğun için daha çok. O yüzden daha böyle mekan sahipleri, işte çalışanlar olsun, müşteriler olsun. Yani böyle sadece bu bayan. Bu bayan yani. Bu gözle bakmasınlar. Bu çok DJ, güzel bir şey. Bayan değil de bu DJ gözüyle baksalar, bizim mesleğimize biraz daha saygı duysalar daha memnun oluruz yani. Biz buradan da bütün mekan sahiplerine, işletmecilere de sesimizi duyuralım.
Demet Ocak aracılığıyla lütfen meslek gruplarını meslekleriyle değerlendirin. Orada DJ'lik yaparken ve sizlere mekanınıza hizmet verirken, sizlere bir para kazandırırken, mesleğine saygı duyarak, mesleğini ön plana alarak Demet Ocak'a eminim ki daha farklı destekler vereceksinizdir. Biz ileteceğimiz bütün noktaları iletelim ki buradan evet. En azından senin gerçekten bu işi severek, gönül vererek ve buradaki hedefinin bu konuda yükselmek olduğunu bilerek seni tercih etsinler. Tabii şimdi bunun şu şekilde anlatayım ben size. Bazı bayan DJ'ler var. Mesela eskiden yoktu bundan. 2 sene önceye kadar bile sayılı birkaç tane bayan DJ vardı. Şimdi bu sene daha çok arttı. Biraz kendini, ismini duyuran DJ olmaya karar verdi mesela. Bayanlardan yayılmaya başladı bu da. Bu da tabii mekancılar da aslında bir yandan hak veriyorum. Neden? Çünkü bir bayan DJ var, bir bayan DJ var. Onu da işte ayırt edemiyorlar. Sanki herkes aynıymış gibi tek çizgide gidiyorlar. Biraz gece hayatı olduğu için, biraz daha sizin müzikte ve kapalı ortamda olduğunuz için bunlar mutlaka şey yapılıyordur. Yanlış algılara yol açıyordur. Evet. Ama eminim ki birçok bayanı, birçok meslek grubundaki bayanlara mesleklerine göre lütfen önem verin. Ve emek verdiklerini unutmayın. Burada emek vererek, hizmet vererek, para kazanarak bir yola gitmeye çalışıyorlar. Sizler de bunda Demet Ocak'a destek olun. Siz izleyiciler de gerek düğünlerinizde, gerek şenliklerinizde, toplantılarınızda, okul balolarınızda Demet Ocak'a numaralarından ulaşabilirsiniz. Son olarak ileteceğim bir şey var mı seyircilerimize? Son olarak ileteceğim bayan DJ'lere biraz daha böyle hoşgörü, biraz daha ılımlı bakmalarını istiyorum. Bir de destekçim benim bu yere gelmeme işte sebep olan insanlar var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. İşte isim vermem gerekiyorsa. Hayır, verebilirsin rahatlıkla. Öncelikle bu işe başlamama sebep olan Fatih Çetinkaya, aynı zamanda menajerim olur kendisi. Kendisi aynı zamanda DJ'dir de. Bu mesleği bana öğreten, destekçi olan, hala da yanımda olan, yani 2 senedir kendisi de DJ olmasına rağmen, o da birçok hani yeri gezmesine rağmen bana destek olmasından hiçbir zaman ödün vermedi yani. Ona çok teşekkür ediyorum. Fatih Çetinkaya, aileme çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Hiçbir zaman işte kararıma karşı çıkmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de senin aracılığıyla biz de teşekkür ederiz. Gerçekten birçok meslekte aslında meslekler el vererek öğretilir. Bu alanda da bunun olması gerekir. Buradan da sesimizi tekrar duyurmuş olduk senin aracılığından. Seyircilerimiz seni daha yakından tanımış oldu. Evet sevgili seyirciler, bir bayan DJ ile beraberdik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.